Çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, salonumuzda gelip misafir olan ve bizlerle beraber Aydın'dan gelen değerli büyüklerimiz, değerli kardeşlerimiz, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Bugün burada Yeni Pazar ilçemizin belediye başkan adayımız Ebubekir Karakaş Bey'in tanıdığı için bir arada olduk. Şerefli varlıklarınızla buraya şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli kardeşlerim. Siyaset milletini mutlu, devletini güçlü kırmak için yapılır. Mutlu millet, müreffeh millet, uluslararası arenada, devletler arası yarışta şahsiyetli, güçlü bir devlet olmak için siyasetçi ülkesine hizmet eder. Bu muhtarlıktan seçilmişlikten başlar, atanmıştık, devlet memurluğu, başbakanın müsteşarlığından genel müdürlüklere varıncaya kadar, milletvekillerinden bakanlıklara, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına varıncaya kadar devam eden bir silsiledir. Bu silsile içerisinde herkes yetkisi oranında milletine ve devletine hizmet etmeye çalışır. Seçilmişler vardır, atanmışlar vardır. Bugün burada çok mutluyum. Allah sizlerden razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi 90'lı yıllarda Aydın'da bizim siyasete aday olarak başladığımız günden bugüne geldiği için çok mutluyum. Getirenlerden Allah razı olsun. Büyüklerimiz var. Belediye başkanı olmuş kardeşlerim var. Belediye başkan adayı olmuş kardeşlerim var. Aday aday olmuş kardeşlerim var ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni eğer tanımlamak gerekirse 44 yıllık zaman içerisinde yaşanmış bir ömür var ve yaşanmaya adanmış bir ömür var. Bu davaya yaşayanlardan Allah razı olsun, adanmış ömürlerden Allah razı olsun. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Gelecek günlerde yeni pazarımızda da çok farklı konseptte ve alanda sizlerle beraber olacağız. Ama bugün kısacık değinmek istediğim konular var. Bir, bugün ülkemizin içinde bulunduğu genel siyasete baktığımızda devlet aklı yitirilmiş durumda. Kuşatılmış ve işgal edilmiş medya dolayısıyla her gün evimize misafir olanların televizyonlardan ve basın yayın organlarından psikolojik olarak bize etkilemek istedikleriyle yaşananlar tamamen farklı hale gelmiştir. Adeta Allah'tan korkma, kuldan utanma duygusu yitirilmiş, iktidarını sürdürebilmek için hırsızları yakalayanları görevden 4 saat, 5 saat sonra alan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar yolsuzluğunu, rüşvetini, usulsüzlüğünü, adaletsizliğini, haksızlığını dün dediğiyle bugün dediğinin yaptığının tamamen farklı olduğunu kapatabilmek için zalimce uygulamalara girmektedir. Devlet aklımız gitmiştir. Bu kendi itiraflarında da baş göstermiştir. Çıraklık, kalfalık, ustalık diye başlamış. Devlet yönetimine seçildiğinde devlet yönetimini bilmediğini Sayın Başbakan bizzat kendisi itiraf etmiştir. Benim çıraklık dönemimdir diye bilmektedir.
Ama ustalık dönemindeki dönem adeta demokrasiyi katleden, iktidarını sürdürebilmek için her türlü hukuk tanımazlığı, kural tanımazlığı bir uygulama alanı olarak seçmiş olmaya yönelmiştir. Değerli kardeşlerim, demokrasilerde sandık seçim olmazsa olmazdır. Ama seçilmiş iktidarların denetlenmesi, seçilmiş iktidarların iktidar gücünün sınırlandırılması hep hukukla olmuştur. Ve tarih boyunca demokrasilerde veya başka rejimlerde iktidarların meşruiyeti, iktidarların kaynağı hep tartışılmıştır. Padişahlar bile padişahlıklarında tek adam olarak iktidarların kaynağını yeryüzünde Allah'ın temsilcileri olarak kendilerini adaletin tecellisi için önemsemişler ve iktidarların kaynağını ilahi adalete dayandırmışlardır. Ama onlar bile iktidarlarının denetimi konusunda Şeyhülislam'dan fetva alarak icraatlarını yapmışlardır. Bugün seçilmişlerin demokrasiyi yaşarken ve tanımlarken sadece millet iradesi, halk iradesi olarak denetimi sandık olarak göstermeleri beyhudedir. Her türlü hukuksuzluğun meşruiyetini aramak. Değerli kardeşlerim, iktidarlar demokrasilerde sadece sandıkla denetlenmez. Sandığın sonuçları bile hukukla garanti altına alınır. Hukukla teminat altına alınır. Eğer sandığın sonuçlarını bile hukukla teminat altına almıyorsanız onun bile garantisi yoktur. Onun için sandık olmazsa olmazdır ama demokrasinin en son noktası değildir, birinci basamağı. Bugün Türkiye'de yaşanan olaylar maalesef ülkemiz devlet aklını yitirmiştir derken kurumlar arasında çatışmalar var. Ekonomik olarak Türkiye televizyonlarda söylendiği gibi bahar havasını sözde yaşamaktadır. Türkiye'nin 2002'de iç ve dış borç toplamı özel sektör dahil 220 milyar dolardı. Bugün Türkiye'nin iç ve dış borcu 590 milyar dolar olmuştur. Türkiye'nin kendisinin borçları artarken sizlere soruyorum. Sizin kredi, taşıt kredisi, ev kredisi, zirai kredi, kredi kartı kredisi, bunun gibi kredilerde artışımız mı oldu, eksilme mi oldu? Devlet dışarıya borçlandığı gibi vatandaşı da borç içerisinde yüzmektedir. Ekonomik olarak kırılganlık hali devam etmektedir. İşte bugün iktidar vatandaşı onunla bile tehdit etmektedir. Eğer istikrarsızlık olursa, faizler yükselirse bu borçların altından kalkamazsınız. İyi beni borçlandır. Borçlandırdıktan sonra da benim siyasi ilerleme de ipotek koy. Hem tarlama ipotek koy, hem evime ipotek koy, hem de siyasi irademe ipotek koy. Olmayacak böyle bir şey. Bundan daha kötüsü olmaz. Onun için değerli vatandaşlar, Türkiye etnik problemleriyle, meslek problemleriyle, kurumlar arası çatışmalarla, ekonomik olarak kırgınlığın sürmesiyle tam bir psikolojik cinneti yaşamaktadır. Siyasi iradesi, aklı, mantığı, her şeyi ipotek altına alınmaya çalışılmaktadır. 30 Mart 2014 seçimleri, yerel seçimler olmasına rağmen bu açıdan önemlidir. Biz bu meseleleri heyecanlarla, kavgalarla, gürültülerle değil, akliselim bir devlet aklıyla,
toplumu bütünleştiren, toplumu kucaklaştıran, bir yanda Türk devlet geleneğinde tarih boyunca olduğu gibi bizim devlet geleneğimizde tarih boyunca 16 imparatorluk kurmuşuz. 16 imparatorluğu nasıl kurmuşuz? Batıda devlet çökerken doğuda bir yeni Türk kavminde yeni bir Türk bayrağı yükselmiş. Orta Asya'da bir Türk devleti çökerken batıda yeni bir bayrak yükselmiş. Bugün siyasi hayatımızda da eğer iktidar yorgun düşmüş, iktidar devlet aklını yitirmiş ise, iktidar Türkiye'de meseleleri çözebilmek için baskıcı bir yönteme kaymaya başlamışsa, demokrasiden uzaklaşmaya başlamışsa, akli selimle kavga etmeden ağır başlı, olgun bir şekilde aynı Türk devlet geleneğinde olduğu gibi dünden bugüne gelen milliyetçi muhafazakar, Demokrat Parti, Adalet Parti geleneğinden, Anavatan Partisi'nden, Doğru Yol Partisi'nden, Refah Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, AKP'ye varıncaya kadar solda bu ülke bizim ülkemiz. Ulusalcılığı ön plana almış, uluslararası emperyalizme karşı durmuş, sosyal demokrasiyi, demokratlığı ve sosyal devlet anlayışını bütünleştirmiş, bütün kardeşlerimizi